Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden size yine çıtı pıtı çok güzel bir model hazırladım. Şöyle tığımın numarasını göstereyim. İplerimi de alıp şöyle kenara modelimi göstereyim. Evet, modelim bu arkadaşlar, bakın. Şöyle bu zemin çimeni ile takım olsun diye orayı da sık iğne yerine veya trabzan yerine bu şekilde ikişer zincirden kirpik yaptım sizler için. Şöyle bakın. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şöyle modelim güzelliğine bir bakın. Çıtı pıtı. Yine çimeniyle uyumlu. Çok güzel bir aynı iğneden tığa gibi de gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde rastlanan varsa keşfette falan. Instagram'daki keşfette kanallarda. Çok güzel. Bu şekilde çıtı pıtı iğneden tığa da modeller var. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çok hoş, çok tatlı duruyor böyle koyu. Çingene pembesi dediğimiz renkle yaptım rengini. Şöyle göstereyim. Çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şöyle modelimizi ilk önce tığ bantlarını hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek. Ben burada 3 çektim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu krepler biraz kalın oluyor kıvırma işleminde. Bu şekilde 3 daha güzel durdu. Krepler tüylenme olmadığı için öbürleri gösterdiğinde hemen böyle tüylü tüylü oluyor. O açıdan böyle kreple şöyle gözünüz güzel şenlensin diye krep üzerinde yapacağım. Çimeni dediğim gibi arasıyı olarak bu şekilde kirpikli trabzan ve bu şekilde de çiçeğimiz için yuva hazırlayarak devam ediyor. Sonra üzerine bu minik kirpikli çiçeklerini koyuyorum. Onların da yapılışı çok kolay arkadaşlar. Evet, modelim bu. Şimdi anlattığım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, ikişer zincir çekerek bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırladık arkadaşlar. 696 no'lu videomda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Bakın 2, 4, 6 ve 7 tane. Benimkisi örnek amaçlı olduğu için arkadaşlar birbirine yakın koyacağım bu çiçeklerimi. Siz ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Bakın şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Şimdi bir zincir çekip şöyle bir defa da tığımızı doladık. Havada trabzan yapacağız. İlk başlarken aynen bu şekilde. 2 ve 2. Trabzanın üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Ve ara kısımdan kapatıp tomurcuğumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 defa 2 defa da 2 2 aldım. Trabzanı bu şekilde oluşturuyorum. 4 zinciri çekip kapatıyorum. Evet, ara suyu olarak bu şekilde trabzanlar hazırladıktan sonra bir tane zincir çekip bir defa tığı doladım. Şöyle tığ battıya girip 2 2 alıyorum. Bir tane boş trabzan oluşturdum bakın. Yanına kirpiklisini yapacağım. Bir zincir bir defa doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıp oluşturuyoruz. Bakın. Bir boş, bir kirpikli olarak bir zincir çekip bir defa doladım. Hemen 2 ve 2. Evet. Bu şekilde yuvanın alt zeminini oluşturduktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen şöyle çevirdim. Boş olan trabzanımın tepe noktasından girip buraya sabitliyorum. Bakın. Yanına da hemen bakın bu boşluktan bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar çiçeğimi taşıyacağı için biraz kuvvetli zemini oluşturuyorum. İki zincirimi çekip döndüm. Şöyle 10 zincirli yuvaya kapatıp kirpiğimi oluşturdum. Bu şekilde 5 tane buraya kirpik oluşturacağım. 2 zincir. Bu 2. 2 zincir. 3.
2 zincir, 4. Evet, 2 zincir ve 5. Şöyle. Yarı tarafına 5 tane ikişer zincirden kirpiği yaptık. 6 tane zincir çekiyorum. Çiçeğim için yuva oluşacak. Kapatıyorum tam orta kısmını. Ve tekrar 2 zincirden bu tarafa da bak, bu 6 zincirli yuvanın soluna da kirpikten böyle yuvayı oluşturacağız. Şöyle 2, şöyle 3, 2 zincir, 4 ve 2 zincir. Şöyle yapınca hemen boşluğunuz açılacak. Çekmek için tırnakta kalmamış. Evet. Şimdi trabzan seviyesine inmek için hiç zincir çekmeden trabzanın ara kısmına sık iğne ile sabitliyorum. Yuvamı oluşturdum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yuvayı uyum sağlasın diye bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi buraya 8 tane kirpikli trabzan yaparak çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım. Sık iğne olduğu için zincir çekmiyorum bu kısma. Direkt tığımın başını dolayıp 2-2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Zinciri de çekince marullaşma olur. O yüzden zincir çekmeden sık iğneyi zinciri sayıp devam ediyorum. Bir zincir şimdi. Yandaki tığ battıya girdim. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Üçüncü, bir zincir, bir defa tığı dolayıp şöyle 4. Evet. Aynı işlem arkadaşlar. Bunu ben biraz 8'e tamamlayayım. Çiçeğin yapılışında buluşalım. Çimenimizi bu şekilde hazırladık. Ters tarafına çeviriyorum. Ortada yapmış olduğum 6 zincirli yeşil yuvadan sık iğne ile girip ipimi sabitledim. 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri yeşil yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. Yine 12 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Aynı yuvanın içine şöyle dip kısmına sabitledim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri çekip 3 tane bu şekilde dal oluşturdum. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bakın, düz tarafındayız. İlk dalın içerisine ikişer zincirli kirpikler yapacağız. Bakın şöyle girelim. Bu 1. Zincirimizi sıkı sıkı çekiyoruz. 2. O zaman kirpik güzel duruyor. 2 zincir. Şöyle 3. 2 zincir 4. 5. 2 zincir 6. 2 zincir 7. 2 zincir 8. 2 zincir 9. Şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl oluştuğunu. 2 zincir 10. kirpiği kapattım. Evet. Bakın ilk çiçeğimiz bu şekilde yaprağını hazırladık. İkincisi için şöyle kenara çekip hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın sadece sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu da 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 2 zincir 8 9 ve 2 zincir. 10. ve sonuncu yuvayı da buraya kapattık. Şimdi hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçişi yapıyorum arkadaşlar. Sadece sık iğne ile geçişimi yaptım. Bakın. Bu şekilde çok güzel. Şimdi burayı da aynı işlemi yaparak dolduralım. 2 oldu. Tutuyorum. 4 5 6 7 8 Şöyle sıyırarak 10 taneyi yapacağız arkadaşlar. Evet. 12 zincire 10 tane kirpik alıyor. Şöyle bu ilk başladığım sık iğneyi arka tarafında ipimi arka edip şöyle bakın onun yanındaki bu yeşil yuvaya da hiç zincir çekmeden bir tane sık iğne yapıyorum ki çok güzel duruyor arkadaşlar. Daha meyilli ve tertemiz duruyor. Hem de o ilk sık iğne ipini şöyle arkada bıraktığı için şöyle bakın şu arkada kalmış oluyor. Burada güzel bir görüntü oluyor. Bu son sık iğneyi de girmeyi unutmayın. Bir zinciri de sökülmemesi için çekip hemen şöyle yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet, modelimizi hazırladık, tamamladık arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Şöyle çok hoş bir zarif bir model hazırladım size. Şöyle teker teker pembesini ve sarısını göstereyim. Keşke zaman olsa da arkadaşlar bir de yanına mavi yapabilsem. Özellikle birbirine yakın yaptım arkadaşlar. Şöyle ekranda güzel gözüksün diye bu şekilde. Hoş duruyor. Çıtı pıtı, çimeni, çıtı pıtı, çiçeğiyle çok hoş bir zarif oldu. Ütüye de giden bir model arkadaşlar. Arka tarafından ütülediğinde daha böyle kalıp gibi duracak bu yapraklar. Yapışıp incecik olacak sıcak ütüyü. Şöyle arka tarafından ütüleyin arkadaşlar. Düz yüzünden ütülendiği zaman parlama olabiliyor bazen. Şöyle. Ben çok beğendim arkadaşlar. Hem çimeni hem çiçeği. Çok hoş ve zarif duruyor. Şöyle bir de yakın planda göstereyim. Bakın. Alalım. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoların devamı için YouTube'da önermeleri ön plana çıkmak için yorumlarınız önemli. Yorum yaparak, beğeni yaparak daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız mutlu olurum arkadaşlar. O da kanalın devamı, videoların devamı için destek olur bana. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.